Evet sevgili dostlar merhaba. Çarşamba günleri biliyorsunuz Sayın Meral Akşener'le birlikte paylaşıyoruz ekranı ve reytingleri de bölüşüyoruz. Bir şey itiraf etmeliyim. Ee, Sayın Akşener'in reytingi iyi. Yani diğer kanallara da bakıyorum çünkü çok az kanal canlı yayınlıyor. Diğer arkadaş kanallara da bakıyorum. Oralarda da reytingi iyi. Dolayısıyla Sayın Akşener bu bağlamda da televizyoncular teşekkür etmeliyim. Meselenin ironisi bir tarafa Sayın Akşener radikal bir çıkış yaptı bugün. Kılıçdaroğlu'nu takip ediyorum. Meral Akşener'i takip ediyorum. Birleştikleri bir nokta var. Sayın Akşener gezi demekten çekinmedi bir kere. Gezi'deki meseleyi 1908'deki Türkiye'nin yani bizim tarihimizin 100 sene, 103 sene önceki o kritik güne yani aslında yetkilerin saraydan alınıp parlamentoya, meclise verilmesine bizim Cumhuriyet tarihimizin meclis bağlamındaki ilk ve en önemli deneyimine gönderme yapması bir taraftan bir süreci ifade etmesi anlamına geldi. Bunu konuşacağız. Bu önemli. Dahası bugünün Türkçesiyle söylersek özgür Luke. yani baskıya karşı özgürlük direniş mesajı verdi. Bu da elbette ki Gezi'ye dair bugünlerde yapılan bu amansız bir, bir tür McCarthy dönemini andıran bir takipleşme, bir kin, bir ihtiras, bir kavga diline karşı biz buradayız vatanı bekleriz dedi. Bütün bunları tartışmamız gerekiyor çünkü aslında merkez sağ oturmaya çalışıyor Meral Akşener ve bence Meral Akşener'in merkez sağ oturması meselesi Türkiye'de bir teraziyi dengeleyecek. Sayın Kılıçdaroğlu ile aralarında bir rol dağılım olduğunu e, düşünüyorum ve bu rol dağılımını size anlatacağım. Önümüzdeki günlerde daha önemli. Ancak altılı masaya daha sonra bunu kampanyaya e, dönüştüreceğim. Altılı masaya bir çağrım var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye helalleşme olarak anlattığı, benimse yüzleşme ve hesaplaşma olarak değerlendirdiğim ve algıladığım şu tartışmanın çok kritik bir zamanındayız. Sayın Kılıçdaroğlu toplumdaki algıdan kaynaklı haklı ya da haksız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik e, algıya karşılık döndü dedi ki bizim de hatalarımız olmuştur helalleşelim yeni dönemde yeni sayfa açalım. Bunu toplum şöyle anlayabilir yeni anayasa e, temsilde adalet ve istikrar meselesini bir program haline getirecek olarak anlaşabilir. Fakat burada nedense cumhuriyeti kuranlar sekiler layık hayatı tercih edenler solcular vesaire e, içinde olan bu büyük kalabalık hepten haksızmış da muhafazakarlar tüm tarih boyunca haklıymış gibi bir algı oldu. İşte fırsat. Sayın Kılıçdaroğlu bu kez tam tersini yapabilir. Topluma öncülük yapabilir. Gördüğünüz Sayın Meral Akşener de bu konuda fena değil, eşlik edecek gibi görülüyor. Altılı Masa, özellikle Abdullah Gül ve Davutoğlu bu toplumla barışmak istiyorsa bugün hemen geciktirmeden arkada onurlu, haysiyetli, dik duran Mücella ablamızı ziyarete gitsinler. İşte hesaplaşma, işte helalleşme onların deyimiyle böyle olur. Düşünebiliyor musunuz? Masayı oluşturan altı lider geçmişte yaptıklarını geride bırakmak için Mücella abla bizim altın çiziyorum. Mücella abla bizim sembolümüzdür. Bu dönemin sembolüdür. Biz kendisini ziyarete gidiyoruz. Onu içeride bırakmayacağız. İçerisi dışarıdır. Dışarısı içeridir gibi bir söylemle olurlarsa bana göre çok etkili olur. O zaman altılı masaya yönelik sosyalistlerin, kuşkusu olan Alevilerin, kuşkusu olan başka çevrelerinde güveni artar. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Gezi haysiyet itirazının, haysiyet direnişinin, benim deyimimle dirilişin adıdır. Her gün bunu yapacağız. Her gün anımsatacağız. Bu arada kendimle ilgili küçük bir ipucu verip e, akışa devam edeyim. Ben e, 1992'de tiyatroya başladıktan sonra uzun yıllar e, tiyatro yaptım. Dolayısıyla benim tiyatrocu e, dostlarım da beni izliyor ve arada eleştiriler yapıyorlar. Dün çok sevdiğim bir arkadaşım e, Şebnem beraberdim. Enver dedi sağa sola çok kayma. E, i̇nsan elde olmadan sağa sola kayıyor. Bir de Mehmet Ali'nin, Mehmet Ali, e, Ali Alabora'nın haksız bir şekilde yurt dışında yıllardır eziyet çektirilen, e, gerçekten iyi kalpli, dürüst arkadaşımızın halası Derya Alabora da bazı telaffuzlarında problem olduğunu e, söylemişti. Onları da düzeltiyoruz. Ama onların eleştirileri değil. Sizden gelenler, mesela hızlı konuşuyorsun oğlum diyenler, biraz yavaş diyenleri de hesaba katıyorum. Fakat zaman dar memleket sorunu çok. O yüzden de vaziyeti e, bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Şimdi... Yavaş yavaş başlayalım. Dün e, gerçekten e, büyük bir e, problem yaşadı Türkiye. Çünkü yine ifade özgürlüğü, yine toplanma özgürlüğüne yenilik bir saldırı söz konusuydu. Bu gördüğünüz e, volda aslında düne dair... Toplumsal tepkinin en önemli değerlendirmesiydi. Aslında wall dediğim için de özür dilerim. Bizim terminoloji olarak duvar diyoruz biz bunlara. Duvarda yazılar var ve arkada da düne dair bir tablo var. İstanbul'daki Gezi davası protestosuna polis müdahalesi 51 gözaltı. Şimdi Gezi'nin bu revanşist duygusuna karşılık toplumda geziye sahip çıkmaya çalışacak. Açıkçası geziye tam olarak sahip çıkıldı mı çıkılmadı mı bunu biraz sonra konuşacağız. Ama önce düne dönelim. Dünden görüntüleri bir verelim. Ardından devam edeceğiz. <laughs> bu tabloya baktığımız zaman gerçekten geziye dair geziye dair insanın o günden kalan kinin, öfkenin kadrolar değişse de devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'de güvenlik kuvvetlerine herhalde verilen eğitimlerle ilgili çok temel bir sorun var. Güvenlik güçleri dünyanın farklı ülkelerinde her ne kadar faşizm almış, yürümüş bile olsa aslında gösteri yapanların, eylemcilerin can güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Onların etrafını çevirerek onlara bir saldırı yapılmasını, onlara bir provokasyon yapılmasını engeller. Bizde ise tam tersi herkes potansiyel suçlu olarak göründüğü için doğrudan müdahale yapılıyor. Bu utandırıcı. Öte taraftan da kanıksadığımız ama kanıksamamamız gereken bir durum. Devam ediyoruz yine düne. Dünden görüntüleri vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız oradaydı. Hazal da oradaydı dün. O da elinden geldiğince çekimleri yaptı. Şimdi bir VTR gelecek size. Burası Çağlayan Adliyesi'nin önü. Altını çiziyorum adliyenin önü. Şimdi oradaki açıklamayı dinleyelim ve adliyenin önünde bile insanların neler çektiğini anlamaya çalışalım. Talimatla bugün adına hukuk diyemeyeceğimiz, yargı diyemeyeceğimiz, kanun diyemeyeceğimiz bir rezilliği, bir kepazeliği yaşadık. Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimden alıyorlar? Dünya kadar yoğun bakımda olan adaleti dün entübe hale soktular. Adalet can çekişiyor. Adaleti kurtarmak ona sahip çıkmakla olur. Gezi direnişi davasında hukuk hiçe sayıldı, yargılananlara ceza yağdı. Bunun hesabını soracağız. Bu cellatlardan bu hesabı soracağız. Verilen cezaları garabet olarak değerlendiren hukukçular kararı alkışlarla protesto etti. Her her yer yer siz, biz. Biz. Yargılananların avukatları verilen cezalara karşı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde adalet nöbeti başlattı. Yaptıkları yargılama değildir. Uyguladıkları yasa değildir. Yürüdükleri yol usul değildir. Buradan bir gezi kalkışması, darbesi tertibi çıkarmaya kalktılar. Çıkmadığını herkes biliyor. Dün gözümüzün içine bakamayan hakim de biliyordu. Hukukçuların açıklaması öncesinde adliye etrafı polis barikatları ile çevrildi. Çağlayan'daki meydan ablukaya alındı. Açıklamada karar duruşmasında 18 yıl hapis cezasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen avukat Can Atalay'ın mesajı okundu. Biz İstanbul'un kent merkezinde son kalan müşterek kamusal bir yeşil alanı afet sonrası toplanma alanını savunduk. Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız. Can Atalay Silivri Cezaevi 9 nolu. CHP milletvekili anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu davadaki çelişkilere dikkat çekti. Açıklamaların ardından kalabalık sloganlar içinde dağıldı. Gezi'den bir suç çıkmaz, çıkarılamaz. Çünkü eğer gezi bir suç ise anayasal hakların sahiplenilerek doğal ve çevresel mekanların korunması suç ise o zaman gezi e, olaylarına katılan, gezi direnişine katılan milyonları yargılamak gerekir. Şimdi sevgili dostlar size iki meseleden söz edeceğim. Önce Çiğdem Mater'den söz edeceğim. Sonra da bir görüntü vereceğim. O da bizim ailemizden ve önemli bir görüntü. Çiğdem Mater tutuklandı. Ve tutuklandığı, tutuklandığı konu zaten başlı başına bir mizahi konu. Çünkü Çiğdem Mater'e bu tutuklanmayla ile ilgili e, isnat edilen suç, Gezi ile ilgili bir belgesel çekmesi, orada provokasyon yapması falan. Fakat böyle bir belgesel hiçbir zaman çekilmedi. Yani aslında ortada bir suç yok. Dahası, bakın dahası bu Türkiye'de sıkça rastlanan ve utanç meselesi. Çiğdem Mater burada. Gezi davasında Çiğdem Mater kaçma şüphesiyle tutuklanan ve e, daha yeni e, 3-4 gün önce Türkiye'ye dönen karar duruşmasında bulunmak için Almanya'dan yani bırakınız kaçmayı geri gelip Türkiye'de kendi yurdunda yoldaşlarıyla birlikte yargılanmak isteyen birisi. Soru şu. Daha önce de Hatırlarsanız subaylarla ilgili Balyoz'da yurt dışından gelip salonda teslim olmak için gelip dava sonucunu bilmek için gelip kaçma şüphesiyle tutuklanan subaylar vardı, generaller vardı ve kapılar kapanmıştı. Aynı hikaye. Şimdi iktidardakiler diyorlar ki onlar FETÖ uygulamasıydı. Ve bugün biz de diyoruz ki e aynı uygulama devam ediyor. Baştan beri savunduğum şey şu idi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün bileşenleri insana, insanlığa, kendisi gibi olmayan, öteki saydığı herkese Aynı muameleyi yapar. Şimdi bizden, bizim ailemizden bir görüntü, gurur duyduğumuz bir görüntü. Basın emekçilerine çok sert davranılıyor bugün her yerde. Sevgili Elif Çetiner, bizim editörlerimizden, aynı zamanda işte mesleğin içinden basın mensubu, muhabir, editör, bizde çok fazla bir ayrım yok. Ama gurur duyduğumuz insanlardan birisi, dün haksız bir gözaltıya karşı Bakın nasıl sesleniyor. Yani şunu bilin, Telebir hayatın her alanında hak mücadelesine devam ediyor. İşte dünden kızımızın, arkadaşımızın, dostumuzun, yoldaşımızın, ailemizin bir üyesinin isyanı, itirazı. Çok rahat biliyoruz. Basın çalışanı ters kelepçeyle gözaltına almışsınız. Görüntüler var. Bırakın arkadaşımızı, basın çalışanını bırakın. Ya sizin başbakanınız, cumhurbaşkanınız bugün basın özgürlüğünden dem vurdu ya. Arkadaşımızı ters kere gözaltına alamazsınız basın çalışanını. Şimdi yüzümü tebessüm, yani yüzümü tebessüm ettiren bir video bu. Çünkü aslında basın emekçileri, gerçekten basın emekçisi ise hayatın her alanında bu dayanışmayı gösterir. Sayın Kılıçdaroğlu soruları yanıtlıyormuş. Ona bir bakalım sonra biz devam edeceğiz. Kaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, özgürce dalgalanmasını isteyen, vatan vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım dedi. Doğru mu? E doğru. Bu, da, bu laf doğru mu? Evet bu laf da doğru. O zaman ben bunu seslendirmek zorundayım. Ben bunu söylemek zorundayım. Allah aşkına inanıyor biliyor musunuz? Yani bir davadan beraat ediyorsunuz. Aynı dava tekrar açılıyor. Bu sefer müebbete mahkum ediliyorsun. Ya böyle bir Türkiye'yi siz ister misiniz? Ben istemem. Ve bunun için de ben yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Ciddi bir sorunumuz var. Ekonomiye bakın, dış politikaya bakın, iç politikaya bakın, vatandaşa bakın. Ya arkadaşlar Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Ya milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'de ben ne konuşayım? Ben ne söyleyeyim? Milyonlarca çocuk. Ya bu çocuklar acaba okula nasıl gidiyorlar? Bu çocuklar nasıl besleniyorlar? Bu çocuklar nasıl banyo yapıyorlar? Ya bunu düşünen var mı? Efendim elektrikler kesildi. Bitti o kadar. Tek cümle. Ama o cümlenin arkasında milyonlar var. Ve ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım. Ben bütün vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım ve şunu da söylüyorum açık ve net. Türkiye'nin çözemeyecek sorunu yoktur. Ama bu iktidar, var olan tek kişilik hükümet bu sorunu çözemez. Kapasitesi yok, bilgisi yok, birikimi yok ve çözemez. Bu sorunun çözülmesinin tek yolu var. Demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim. Eğer bunu istiyorsanız, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Eğer hayır biz mevcut düzenden memnunduk, memnunuz, me memnunuz diyorsanız e, yolunuz açık olsun ayrılın bizden. Dedi. Hayır efendim hayır geniş kitleleri yanıma çekmeye, geniş kitlelerin sözcüsü olmaya, geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağa sultan duydu. Saraydakini de duymasını istedim. Bunun için yaptım. Teşekkür ederim. Yok evet, arkadaşlar. Evet, değerli dostlar, sayın Kılıçdaroğlu'na dikkat ediyor musunuz? Daha hırslı, daha öfkeli, daha inatçı ve giderek aslında dozu arttıran bir şekilde eleştirilerini güçlendiriyor. Türkiye'de pek çok insan böylesine köklü sorunların olduğu, bir günde çözülemeyeceğini bildiğimiz süreçte Kılıçdaroğlu'nun bu dilini, bu tavrını onaylı, anlamlı buluyor, onaylıyor. İkinci bir husus, Sayın Akşener de bugün aynı tavrı ortaya koydu. Demek ki orada bir neden var. Bu nedeni biraz sonra ne olduğunu anlatacağım. Tekrar diyorum, neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, neden ona karşı aday çıkartmak isteyen bir grup olduğunu size hep söyledim, onu anlatacağım. Bir kere bilin, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı. Dolayısıyla bu konuda halen fikrim yok diyenler varsa eğer dünya tersine dönmeyecekse bu iş kesindir. Şimdi e, gezi meselesini her gün hatırlatacağız, her gün söyleyeceğiz. Bir şey daha söylememiz gerekiyor. Bizi cezaevlerinde seyrettirmiyorlar. Tele biri cezaevlerinde seyrettirmiyorlar. Bu bir haktır kitaplarını vermiyorlar, e, gazetelere ulaşmalarını engelliyorlar. Hatta bence internet çağında e, siyasi suçluların özellikle internette dolaşabilme, yazı yazabilme, ifade özgürlüğünü sürdürebilme hakkı da gereklidir. Özellikle siyasi suçlularda. Çünkü siyasi suçta ifade özgürlüğünün kısıtlanacağı bir tabloda yoktur. Zaten adama, kadını almışsınız, zindana koymuşsunuz. Her gün ben size Gezi'yi hatırlatacağım, her gün çağrıyı yapacağım ve her gün Aysel Toluk'la ilgili sembol olarak seçtiğim Aysel Toluk'la ilgili mahkemenin bir türlü adil kararı vermeyişini, bir insanın bilincinin ortadan kalktığı, artık kendisini bilmesi hale geldiği bir dönemde, ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir dönemde yapılan bu davranışın bir zulüm olduğunu, bir kin, bir intikam olduğunu hepinize hatırlatacağım. Şimdi Kılıçdaroğlu meselesine bir başlayalım. Kılıçdaroğlu her ne kadar kitlelere ben yoldaşım sayıyorum vesaire dese de dünün şifrelerini, dünün satır aralarını burada sizle paylaşmamız gerekiyor. Çünkü bu programda amacımız hem günceli anında vermek hem de olan biten konusunda karşılıklı olarak bir düşünsel tartışma, bir zihin fırtınası yapmak. Düne gidelim ve birinci videomuzda başlayalım. Dün Kürçü'den Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi, ne anlama geliyor yola koyalım. Vera'yı unutmayın. Vera babası hapse giderken babasını kucakladı ve öptü. Bizim hep beraber Vera'ya bir sözümüz var. Biz sevgili Vera'yı babasıyla tekrar kucaklaştıracağız. Onun sözünü veriyoruz. Vera babasıyla kucaklaşacak. Şimdi bir kere önemli bir şeyle başladı Sayın Kılıçdaroğlu. Vera. Tabii Vera isminin seçilmesi, Vera'daki simgesel anlamı falan hepiniz anlıyorsunuz. Onu kenara koyuyorum. Şimdi o ana dönelim ve babasıyla Vera'nın kucaklaşma anını yeniden size anımsatalım. Vera kim? Bir verelim arkadaşlar o görüntüyü lütfen. Doğrudan verelim, sesli verelim.

Sayın Kılıçdaroğlu bu görüntülere işaret etti. Vera'nın aslında küçük bir çocuğun hayatının da nasıl çalındığını gördük. Tekrar ediyorum Tayfun Kahraman son derece değerli İstanbul için de önemli bir görev yaparken, Gezi döneminde de çok önemli bir görevi orada aslında bütün Taksim dayanışmasıyla birlikte yaparken görevden alınmış pardon tutuklanmış, gözaltına alınmış, mahkemelerde süründürülmüş. Yani geriye doğru gittiğiniz anda ilk andan beri hedefe konulmuş bir isimdi. Aslında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, Tayfun bir göreve getirmesi hem liyakatli hem de singesel açıdan fevkalade önemliydi. Fakat maalesef memleketin hali tır melali bu. Bugün Akşener'e yine e, bir uğrayalım, devam edelim e, bugünkü e, düşünsel e, gezimize. O Akşehir'in eee duvarının yazısını bir gösterelim isterseniz. E, evet. İyi Parti'den gezi açıklaması var. E, şey İyi Parti adına Uğur Poyraz yapıyor endişelerimiz derinleşmiştir diyor. Akşener grup konuşmasından canlı olarak verdiğimiz için ben onu özdeşleştirdim. Size onu da anımsatmak isterim. Akşener 1908 göndermesi, meclis göndermesi yaptı. Dolayısıyla bu Uğur Poyraz Bey'in endişelerimiz arttı demesiyle birlikte biz muhafazakar kesimin de merkez sahada bulunan insanların da gezi meselesine çekingen de olsa sahip çıktıklarını görüyoruz. Bunu da ben açıkçası önemli sayıyorum. Fakat maalesef geziyle kan davasını sürdürenler devam ediyor. Bu mesele yine Utandıracak, yani biz onlar adına utanıyoruz. Yine bir başka e, durumla karşımıza gelmiş durumda. Gördüğünüz beyefendi, e, Gaziantep valisi e, Davut Gül, gezi kararlarının ardından bir tweet attı. Bir kere, bir kere, kamuda görev yapan, halk adına orada bulunan insanların bu tür konularda, hele de yargı kararı varsa, saraya imanlı olduklarını göstermek için yarışmasını hiç anlamıyorum. Er ya da geç, dünyanın her yerinde olduğu gibi iktidarlar değişir. Bu bir. İktidarlar değişmese bile insanların belleği vardır, toplumların belleği vardır. Siz de tarihte Sayın Vali böyle anılacaksınız. Tweet, devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Türk bayrağı koymuş. Kimden söz ediyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki milyonlarca insandan söz ediyorsunuz. Devletin bir valisinin tehdit etmesi, devletin bir valisinin ayağınızı denk alın demesi, devletin sanki bu insanların tekelindeymiş gibi olması ya da buna bu duyguyu verip de onların güç devşirerek insanlara bu türden bir tavır takılması. Şu anda mesela Gaziantep'te yaşayan insanlar ne düşünüyordur acaba? Antep'teki insanların duygu hali nedir acaba? Çünkü karşılarında devlet oda adına görevli olan kişi aslında eşit yurttaşlık haklarını reddeden bir tavır içerisinde. Nedir o tablo? Gayet açık bir şekilde şudur. Ben saraya bağlayayım, sarar, saray erteler ama er ya da geç gereğini yapar. Ben de Sayın Vali'ye diyorum ki e, Devletten güç devşirmek, saraydan güç devşirmek sizin için ne anlama gelir bilemem. Ama şunu unutmayın. Tarih sahnesindeki yargılamalar uzun elimlidir. Siz yargılanırsınız. Hangi anlamda? Vicdanlarda, tarihin sayfalarında. Hukuken ne olur onu bilemem. Ama Sayın Vali'nin Türkiye'deki herkese eşit hizmet vermek zorunda olan bir konumda olduğunu hatırlatalım. Ve e, ilginç bir e, tweet. Bekler miydiniz böyle bir tweet? Bence Türkiye'deki siyasi denklemin değişmesi açısından ilginç ve e, bana sorarsanız bir hayli Tartışmalı bir tweet. Hemen hemen hiçbir e, bayramda, hiçbir e, cumhuriyetin bayramında e, orada bulunmayan, orada olmaktan imtina eden, Türkiye'de siyasal İslam'ın kurumsallaşması noktasında adım adım yol almış ve gezi sürecinde cumhurbaşkanlığı görevi yapıyor olan Sayın Abdullah Gül, geziyle ilgili yargılama süreci utanç verici Türkiye'ye büyük kötülük dedi. Bu aslında hepimizin bildiği Abdullah Gül de Erdoğan arasındaki çekilen kılıçların zamanlaması açısından manidar ve ilginç bir aşaması. Burada şunu hemen söylemek istiyorum size. Abdullah Gül, siyasi bir figür olarak önümüzdeki günlerde ağırlığını koymak için elinden geleni yapacak. Çünkü 2023'teki seçim Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilir gösterilmez onu bilemiyorum. Çünkü adamları var sahada. Üstelik adamları siyasal İslamcı değil. Neoliberaller ben onlara neoliberal diyorum yani yeni liberaller maşallah bütün kanallara yayılmış durumdalar. Bana sorarsanız Abdullah Gül'ün memlekete yapacağı bir tane fayda var. Bir tane. Buna katılırsanız çok sevinirim. Katılmazsanız da canınız sağ olsun. Abdullah Gül bütün bu süreci, kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde olup biten süreci bir ekrana çıkıp yandaş, efendime söyleyeyim yani kendi yandaşı çanak soru soranlara değil, objektif bir şekilde e, soru soranlara, e, Üç gazeteci olur, dört gazeteci olur, bir kişi olur bu sorulara yanıt vermeli. Aynısını Sayın Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan için de e, düşünüyorum ama özellikle Abdullah Gül. Madem bu tweet'i attınız o zaman lütfen bu sorulara da cevap verin. Bu hukuka da büyük bir katkı yapacaktır. Dönemin Cumhurbaşkanı bunu söyledikten sonra hukukçuların söylediklerinin üstünde bir siyasal anlamı olur. Değerli dostlar saatlerimiz kaç? 12'ye 10 var. Demek ki 10 dakika sonra buluşacağız. Bize verdiğiniz destek bizim elimize veri olarak geliyor. Seyirciyi arkanıza aldığınız zaman hiç değilse o duyguyla daha güçlenmiş oluyorsunuz. Saat başında burada olmazsanız malum yağmur kameranın başında sinirleniyor. İpek orada sinirleniyor. Çaka, Hazal da dahil hepsinin emeğine teşekkür ediyorum. Saat başında da siz bekliyorum. Değerli dostlar, yani bizim deyimimizde radikal tahammülsüzler ekran başında yeniden buluştuk. Şimdi bu jenerikteki fotoğrafıma bakıyorum. Gömlek falan böyle gayet güzel. Bize burada kravat taktırıyor Merdan Bey. Ben de e, oyun bozanlık yapmak istemiyorum ama açıkçası kravatla başım bu aralar hiç hoş değil. Yıllarca takmamıştık. E, i̇syana da gitmek istemediğimiz için boyun eğiyoruz ama oradaki fotoğrafındaki halimi daha çok seviyorum. Aklımdayken onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim e, Kılıçdaroğlu meselesini adım adım analiz etmeye. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir bilgiyi e, hatırlatalım. Oradan yürüyeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu çok ilginç bir şekilde dümeni sola kaydırdı. Yani Artık Kılıçdaroğlu'nun okumalarını yaparken anladığım kadarıyla muhafazakarlara o kadar çok şey verdi ki birisi ya Kur'an'a fısıldadı ya da artık kendisi de yahu dedi kardeşim dünyadaki tek doğru çözüm görüyoruz bu kıyamette ve bu faşizmin artmasında sadece ve sadece doğruyu söyleyen solcular bari o tarafa doğru yönelelim dedi. Ben kendisinden solcuları da ikna etmek için bir manifesto yayınlamasını düşünüyorum ama bu manifestoyu danışmanları yazmasın Danışmanlar içinde görebildiğim kadarıyla pek böyle solcu falan yok. Her şey var, solcu yok. Kılıçdaroğlu yol arkadaşlarına seslendi. Ee, bizim duvarımızdaki e, manşeti okuyoruz. Ne pahası olursa olsun yürüyeceğiz ve bana katılın. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin dedi. Bakın bu önemli. Bunun sesi var mı arkadaşlar? Oradaki e, tonlama da e, önemliydi çünkü. Şimdi o grup toplantısındaki ses tonuna iyi bakın, tavrına iyi bakın. Çünkü onun ben size satır arasında söyleyeceğim. Sandığınız gibi bir şey de değil bugün söylediği gibi. Bence çok farklı bir anlamı var. İzleyelim önce. Halkın milyarlarını, alın terini arka kapıdan satanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle, yani özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz hiç olmadığı kadar öfkeliydi CHP lideri ve söz verirken öfkesi cümlelerine yansıdı. Pes etmeyeceğim, durmayacağım, söz veriyorum. Hepinizin huzurunda, milletimin huzurunda söz veriyorum. Durmayacağım. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. İçimde kavga var. Sözleriyle iktidarı hedefine koydu Kılıçdaroğlu. Her salı olduğu gibi kürsüye çıktı. Önce kravatını gevşetti. Hazırladığı notlarla başlasa da konuşmasına, sonra önündeki metni bir kenara koydu, yutkundu ve bu kez farklı bir konuşma yapacağım dedi. Salon pür dikkat kesildi. Ben devletin nasıl soyulduğunu Değerli arkadaşlarım, şöyle ifade edeyim. Bugün farklı bir konuşma ile karşınızda olacağım. Sadece 12 dakika sürdü. Tarihin en kısa CHP grup toplantısıydı bu. Kılıçdaroğlu öfkeliyim sözleriyle kamuoyunda Saray olarak da bilinen Beştepe'ye seslendi bir kez daha ve deyim yerindeyse açtı ağzını, yumdu gözünü. Seslenmek istiyorum. Ey saray sesimi duyuyor musun? Hiç kimse olarak gördüklerin yani görmezden geldiğin hiç kimse olarak gördüklerinin karanlık ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Tarihe not düşen konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman gözleri de doldu. Bir metne bağlı kalmak yerine içinden ne geçiyorsa onları konuştu. Bugün yazdığım konuşmayı bir tarafa bıraktım. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Kendisine engel olanlara engerekler, çıyanlar benzetmeleriyle yüklenirken Kılıçdaroğlu yol arkadaşlarına bakın nasıl seslendi. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Size de bir çift lafım var. Bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa Zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ya bana katılın, ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve ne söylüyorum. Milletvekilleri CHP liderinin konuşmasını ayakta alkışlarla karşıladı. Kılıçdaroğlu kavgam var dedi, tek tek açıkladı. Söz verdi, durmayacağım dedi. Bu kavgayı hep birlikte, yol, yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Beş paraya vatandaşlığını satanlarla kavga edeceğiz. Ve 12 dakikalık grup toplantısının bitişini de tıpkı başlangıcı gibi farklı yaptı Kılıçdaroğlu. Eyvallah diyerek. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta, aydınlıkta değiliz. Hadi eyvallah değerli arkadaşlar. Birleşimi kapatıyorum. Her saniyesi hesaplanmış bir konuşma. Kesinlikle. Bunu grupta kimse bilmiyor olabilir. Danışmanlar da bilmiyor olabilir. onu tanıyanlar onun e, pek kimseye kulak asmadan kafasında olanı yaptığını bilirler. Hadi eyvallah vurgusu. ilginç Pek tarzı değildir. Müthiş nazik bir insandır. Uzun uzun dinler. İlişkileri kopartmaz. Bazen öfkelenir ama bunu da içine atar. Bugün öfkesini göstermek istemiş. Bir. İkincisi de kısa kesip aklınızı başınıza alın demiş. Kime demiş? Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bugün dedik işte Türkiye'deki herkes benim yol arkadaşlarım. O değil bir kere. Sayın Kılıçdaroğlu'nun meselesini ben size anlatayım. Bir. Bir. Bir, Türkiye'de halkın büyük bir kesimini siyasi lider olarak zaten arkasına düşürmüş durumda. Ayrıca da Kılıçdaroğlu eğer bir lider, bir önemli öncü olarak kabul edilmiyorsa zaten yapacak bir şey yok. Demek ki bu söz onlara değil. Kılıçdaroğlu şunu söylüyor, ben bir kavgayı götürüyorum. Bu kavgada pek çoğunuz fotoğrafın içinde bile değilsiniz. Kişisel ilişkilerinizi, kişisel e, geleceğinizi e, planlıyorsunuz. Daha fenası Türkiye'de giderek artan faşizme e, ses çıkararak, e, sıkıntı e, çıkararak benim verdiğim bu mücadelenin önünde de engel oluyorsunuz. O zaman hodri meydan, kaybolun gidin. Şimdi kimlere söylüyor? Bir, bence parti içinde sürekli onu fıs fıs, fıs 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 eleştirenlere söylüyor. Bütün e, her yerde... Kılıçdaroğlu'nun özellikle bu altılı masadaki rolü ve bir taraftan da bu göçmen meselesine karşı tutumundan dolayı eleştiri alıyor. Halbuki göçmen meselesinde sanki Kılıçdaroğlu insanları Türkiye'ye getirmiş gibi sorumlu o tutulmaya çalışılıyor iktidar tarafından. Ve hatta yeni muhalefet tarafından böyle bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu hukuka bağlı, saygılı bir insan olarak bunu gereğince yapacağım diyor. Buradaki tavrını yanlış diyemem. Bu bir İkincisi, Kılıçdaroğlu sola dair bir yanaşmayı açıktan götürürken diyor ki her şeyin zamanlamasını doğru yapmaya çalışıyorum ve ey ahali bu altılı masa bizim için önemli. Bir taraftan HDP ile de bir tek ben görüşebiliyorum. Dolayısıyla %50 artı biri ben buluyorum. Siz hala vıt vıt yapıyorsunuz diyor. Bunu yapmayın diyor. Yolumdan çekilin diyor. Bir de kendisine olduğundan öte güç... E, e, daha doğrusu güç devşirerek olduğundan öte e, bir hali layık görüp de kanaat önderliğine, liderliğine e, soyulanlara da gönderme yapıyor. Bence bunun en tipik örneği partide Sayın e, Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı. Ben burada seçildim, ben böyle güçlüyüm diyerek partiden e, gönderilmek istiyor. Partiden gönderilmek istiyor ve bu partiden gönderilme e, isteğini Kılıçdaroğlu yerine getirmediği için, onun istediğini yapmadığı için... Diyor ki yolumdan çekilin. Çünkü parti içerisinde artık ırkçılığa varan radikal bir milliyetçi manevra başladı. Parti dışından da Deniz Baykal döneminin kimi sözcüleri bunları da söylüyor. Bunlar içeriden aldığım ve kesin olduğunu göreceğiniz bilgiler. Bir de bu söylemle Cumhurbaşkanlığı'nı bir kere daha ilan ediyor. Bir taş daha koyuyor. Ve bana sorarsanız biraz sonra anlatacağım. Mansur Yavaş meselesinde de Mansur Yavaş'a şimdiden kararını ver diyor. Şimdiden kararını ver diyor. Bunun neden olduğunu az sonra göreceksiniz. Bence Mansur Bey net bir basın toplantısı yapmalı. Bence Mansur Bey doğal olarak hayatının en önemli şansı ona gelmiş ama yapacak bir şey yok. Eğer bu partide kalacaksa, onu oraya Akşener ve Kılıçdaroğlu getirdiyse, oraya çıkıp hiçbir koşulda şeref ve namus sözü veriyorum, Cumhurbaşkanı adayı değilim demeli. Ya da adaylığı konusunda düşüneceğim demeli. Bence bu önemli. Bunu bir kere bir koyalım bir tarafa. Bir diğer meseleyi de hiç unutmayın. Yol arkadaşlarım dediği insanlar doğal olarak partilileri. Ama aynı zamanda diğer siyasi parti içindeki olanlarda da bir yol yürüyoruz. Orada da sesler kesilsin diyor. İki. Bir de üçüncüsü maalesef bunu da söylemekle yükümlüyüm. Ona gidip fikirlerini söylemekten öte siyasi bir güç devşirerek kendilerini gazeteci sıfatının ötesine taşıyan, dostluk sınırlarını aşan, kamuoyu oluşturmaya çalışan kimi insanlara da bence artık yeter sınırlarınızı aştınız diyor. Çünkü siyasi yorumculuk ayrı bir şey, gazeteci siyasetçi ilişkisi ayrı bir şey, dostluk ilişkisi ayrı bir şey. Kesişen yerleri olabilir. Ama siz ekranlardan başka bir siyasi angajmanı pazarlamaya başlarsanız ki şu anda Kılıçdaroğlu ile görüşemiyor pek çoğu. Nedeni de e, herkese e, bir mesafe koydu Sayın Kılıçdaroğlu. E, dolayısıyla bunları da uyuruyor. Bunları bir kere aklınızın bir tarafına koyun. Şimdi geleceğiz Ümit Özdağ meselesine. Neden bütün bunları yaptığını. Ümit Özdağ, sevin ya da sevmeyin artık siyasi bir figür. Ümit Özdağ yakaladığı damarı büyütüyor yakaladığı damarı büyüttüğü için siyaseten altılı masaya da hasar verecek bir noktada. Bence Cumhur İttifakı'nın da memnuniyet duracağı bir yerde. Bakın günlerdir söylediğim şey gerçekleşti. Yine biz doğruyu söyledik. Yine meselesi mesele net bir hale geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı altılı İttifak Mansur Yavaş'a aday göstermezse kendisine Cumhurbaşkanı adaylığı teklif götüreceğiz dedi. Bu ne demek? Şimdi Mansur Bey diyor ki sen hiç kimseye eyvallah etme, biz ülkücüler, ülkücülerle birlikte e, aslında giderek radikal e, bir ulusalcılığa kayan çevre, bunun içerisinde eski CHP'liler var, DSP'liler var, hatta CHP'de milletvekilliği yapmış olanlar var. Ergenekon balyoz davasında kendisini mağdur hissedip altılı masada e, bu iki ismin, Babacan'ın ve e, Davutoğlu'nun olduğunu görüp öfkelenenler var ve bunlar partiye katılıyorlar. Sosyal medyada takip ederseniz çok ilginç siyasi e, rol almak için askerler katılıyor, e, bir takım e, siyasi çevrelerde e, rol üstlenebilecek e, insanlar katılıyor ve Ümit Özdağ, Şükrü Sina GÜREL e, simgesiyle birlikte bir yeri temsil etmeye başlıyor. Şunu da unutmayın, Ümit Özdağ isterse 100 bin imzayı bir günde toplar. Doğu Perinçek'e bile toplandığını düşünürseniz. Bu noktada Mansur Yavaş aday olduğu anda ilginç bir denklem olur. Yani şeyin Ümit Özdağ'ın düşündüğü mesele şu. Erdoğan, Erdoğan yanında Ümit Özdağ, şey pardon Mansur Yavaş yanında da Kemal Kılıçdaroğlu. İkinci tura gidildiği zaman Mansur Bey ikinci tura kalırsa zaten CHP ve altın Masa seçmeninde ona oy verir diye düşünüyor. Unutmayın burada Ümit Özdağ bunu başarırsa oyun kuruculardan biri olacak. Mansur Bey Cumhurbaşkanı olursa ilk defa ülkücü hareketten gelip devletin tepesine oturmuş bir cumhurbaşkanı olacak. Siyasal İslamcı oturdu devletin tepesine. Ee, geçmişte İnönü e, gibi e, asker kökenliler oturdu devletin tepesine. Bir hukukçu, bağımsız Ahmet Necdet Sezer belki benim halen cumhurbaşkanlığına büyük saygım olduğu ve kendisini tanımaktan onur duyduğum bir isim. O oturdu. Özal gibi hem İslamcı hem liberal oturdu. Solcu oturamadı. Yakın zamanda oturacağı da benzemiyor. Ama henüz ülkücü de oturmadı. Mansur Bey'i düşünsenize. Devlet Bey'i, Meral Hanım'ı falan hepsini aşarak hatta Türk işi bile aşarak işte ülkücüler, işte Türkçüler iktidarda diyecek. Kolay iş değil. Kolay iş değil. Bunu düşünün. Hani bana bazen ya nereden uyduruyorsun diyenler o iş öyle değil. Bunlar devam ediyor. Şimdi Buradan hareketle İmamoğlu'nun seçim yorumuna geçeceğiz. Arkadan da Kılıçdaroğlu meselesine yine devam edeceğiz. İmamoğlu İmamoğlu müthiş bir haksızlıkla boğuşuyor şu anda. Müthiş bir haksızlıkla boğuşuyor. İmamoğlu ustaca bir manevra yaptı. Kendisini belediye başkanlığı sınırlarına çekti. Siyasi figür olarak da yaşının genç olduğunu farkında. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, rol alacağını da bildiği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanlığı adaylığında bence e, uzlaştı ve bu meseleyi kapattı. E, diyor ki Erdoğan İstanbul seçimini kaybettiği gibi kaybedecek. Müthiş yerinde bir vurgu dikkat edin Kılıçdaroğlu kendisine siyasi olarak saldırıldıkça İstanbul'un şehir emini olarak tüm İstanbul'a hizmet veren birisi olarak giderek ee, tamam dedi ben de o zaman siyasi bir figür olarak gereğini yapacağım dedi. Çünkü İmamoğlu'nun elinde büyük bir koz var, büyük bir güç var. İstanbul İstanbul her şeyde bir seçimin kaderini değiştirebilecek güç. Bunu iyi kullanırsanız iktidarı alırsınız, kötü kullanırsanız iktidar gider. İstanbul öyle bir kent ki, düşününüz ki İstanbul'da bugünkü yolsuzlukların milyonda biri olmayan bir tartışma, Nurettin Sözen tartışması İstanbul'u şeyden alıp sosyal demokratlardan alıp siyasal İslamcılara verdi. Nurettin Sözen davayı açan o günkü meselede e, olup biteni yargılanması için önünü açan adamcağız derdini anlatamaz hale geldi. Ve o günkü o küçücük hata e, nelere mal oldu? Yıllardır İstanbul'un tes teslim olmasına mal oldu. Bunun altını çizelim. İmamoğlu götürüyor. Ve öyle bir şey ki İmamoğlu'nun hapis cezası da yargılanmasına, siyasetten uzaklaştırılmasına yönelik talebi Yüksek Seçim Kurulu'nun eşki başkanı veriyor. Yapıyor daha doğrusu. İnsaf. İnsaf, o günkü seçimlerde açık bir şekilde nelerin olduğunu gördük. Adamın teki kalktı dedik, hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştur. Şimdi bu siyasi rotada Meral Akşener önemli bir anahtar. E hani maymuncuk vardır ya her kapıyı açar. Akşener'in rolü de bütün bu denklemi kurmak olacak. Şimdi grup toplantısından benim altımı çizdiğim ve Hazal'ın hazırladığı biraz geciktik ama çok önemli bir konuşması var. Onu vereceğim. E ardından da neden Akşener'in fevkalade önemli olduğunu sizle paylaşacağım. Sayın Akşener'i izleyelim. Dünün duyunu umumiye memurları bugün artık varlık fonunda, TOKİ'de, Merkez Bankası'nda ve hazinede geziyor. Bugün milli egemenliğimiz saraydaki bir şen hazırlık, varaklı koltuklarında oturmaya devam edebilsin diye parçalanıyor, pazarlanıyor. Kime şirin görünmek istiyorlarsa ona yaranmak için devletin yetkilerini açıkça hiçbir ağır duygusu göstermeksizin satıyorlar. Bugün vatan topraklarımız türlü yağmanın ve peşkeşin içinde parsel parsel satılıyor. İktidar, iktidarda kalabileceği her bir gün adına kapalı kapılar ardında Anadolu'yu rehin ediyor. Ürünü, mahsulünü, toprağını rehin ediyor. Madenini, toprağını rehin ediyor, sınırları eleye, memleketi de hendeye çevirip, milletimizin kendi vatanında yabancı hissetmesi isteniyor. Üstelik tüm bunlar bir tek adamın iktidarı sürebilsin diye gözümüzün, gözümüzün içine baka baka yapılıyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bana göre Akşener doğaçlama konuştuğunda çok başarılı. O yüzden yeniden o prompter akan yazıdan kurtulmasını ben kendisine öneriyorum. Geçmişteki finalde olduğu gibi tonu ayarlayan hali siyasal hitabet açısından önemli. Siyasal iletişimciler herhalde bunu gözlemliyorlardır. Gelelim içeriye. E, Sayın Akşener diyor ki, duyuğunu umumiye. Osmanlı'nın çöküşünde o kadar fazla... E, bir takım süreçler çerçevesinde ödünler verildi ki Osmanlı'nın tüm gelirleri ipotek altına alındı ve egemenlik koşulları ortadan kalktı. O överek bitiremedikleri Osmanlı paramparça olurken halkın cebindeki parayı da bitirdi. Halkına yönelik yapabileceği hiçbir yatırımı yapmadı. Üstelik Batı e, uygarlığının hızlı yaptığı sanayileşme ve kalkınma arayışlarına karşı vur patlasın çal oynasın diyen e, padişahlar da oldu. Bir kısmı da e, yapmak istedikleri karşısında alaşağı edildi. Nihayet de e, 1908 meclisinin kurulmasıyla birlikte bir yeni süreç başladı. Cumhuriyet de onun ürünüdür, İttihat ve Terakki'nin ilk çıkışı orada bir vatan savunması anlamında, bir bağımsızlık anlamında padişaha karşı yapılmıştır. Bunun altını çizelim. Sonraki tartışmalar ayrı ama İttihat ve Terakki'nin içinde hani tartışılan meselelerden birini anımsatayım. Ermeniler de vardır 1915 hadisesinden çok önce başka bir Osmanlı vardı. Duyun-u umumiye demek tahsil açılık demektir. Size şöyle bir örnek vereyim. Kemal Derviş örneğini düşünün. Türkiye'ye getirilen Kemal Derviş bu memleketin insanının bir lirasının üstüne bir lira koymak yerine batının e, politikalarını dayattı. Türkiye'nin emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesini tamamen kesti. Medya eliyle, eliyle bir tırnak içerisine e, peygambermiş gibi, ekonomi peygamberiymiş gibi sunuldu ve Türkiye'nin kanını emdi. Ve bu kan emme ne açıdan oldu? Halkın parası alındığı ve doğrudan tahsil ederek tahsilatçılar kanalıyla verildiği. Akşener'in bu benzetmesi daha doğrusu benzetmeden de öte bugün bunu yaşıyoruz demesi önemli. Çünkü aslında bu hat Sayın Akşener'in arkasından saydıklarıyla birlikte Türkiye'nin kurumlarıyla beraber iktisadi sürecinde ne olacağını söylüyor. Burada e, Altılı Masa'nın açıkladığı Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü gibi koşullarla uluslararası yatırımcıya da bir göz kırpıldığının altını çizmek isterim. İkinci bir husus, Sayın Akşener burada e, saraya doğrudan Osmanlı göndermesi yaparak siz kendi koltuklarınız için Türkiye'nin nesi var nesi yoksa bunlardan vazgeçiyorsunuz diyor. Bu da önemli bir siyasal kavga hattı. E, Dünkü Kılıçdaroğlu, bugünkü Akşener'i yan yana koyduğunuz zaman mücadelenin sınırları çizilmiş oluyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Akşener neden bir kilit görevi görüyor? Unutmayın. Akşener aynı zamanda ülkücü geleneği de e, temsil ediyor. Devlet Bahçeli'yle korokor e, kurultay yapacak kadar ortaya çıkmış ve bugün siyaseten o oranını arttırmış bir figür. Şimdi Akşener... Eğer merkez sağ oluşturmak için mücadele veriyorsa ve burada kendi önüne geçecek bir siyasi figür olan Mansur yavaşa uyarı yapmamışsa yadırgarım. Çünkü bu kadar emek verip de altın tepside altın tepside sayın yavaşa bunu sunmak hiç siyaseten tahmin edilebilecek bir şey değil. Ama hep söyledim, günlerce söyledim. Üçüncü seçeneğe iyi bakın. Ulusalcılarla ülkücülerin uzlaştığı geniş tabanlı bir yapı geliyor. Eğer Davutoğlu-Babacan meselesinde güçlü bir çözüm yani bir öz kurumu e, ortaya çıkmazsa altılı masadan kaçabilecek seçmen oraya gidebilir. Buna dikkat etmenizi söylüyorum. Gelelim şimdi Türkiye'de sıkça rastladığımız bir takım olaylara. Hilal Kaplan e, hanımefendiyle ilgili bir değerlendirme yapacağız. Hilal Kaplan... <laughs> Maalesef yine çizgi dışı olması gereken ama Türkiye'de doğal sanılan bir hamle yapıyor. Ve o hamle üzerinden de şunu söylüyor. CHP bugün Türkiye'nin en büyük belediyelerini yönetiyor. Neden geçim sıkıntısına sebep olan konuların hiçbirinde sizden tek bir icraat göremiyoruz diyor Hilal Kaplan. Şimdi Hilal Kaplan kendisini temsil etmiş olsa burada konu olmaz. Ancak Hilal Hanım kendisinden öte bir anlamı taşıyor ve kendisinden öte bir temsiliyeti var. Çünkü biliyorsunuz saraydan yönlendirilen basın saraydan izin almadan, saraydan çizim çizilmeyen bir rotayla hareket etme olanağına sahip değildir geziden beri böyle. Hilal Hanım, Hilal Hanım burada şu tabloyla bizim karşımıza çıkıyor. Bakın işte her şeyimiz var. Belediyeler orada. Neden bunu yapmıyorsunuz? Şimdi ben belediyeler şunu yaptı bunu yaptı diyecek değilim. İstanbul için Murat Ongun Bey açıklama yapar. Ankara için kendi sözcüsü yapar. İzmir için neyse herkes yapar. Ama başka bir durum var. İlhan Hanım şunlara cevap veriniz. AKP'li belediyelerden devralınmış büyük borçlar var. Devlette süreklilik esastır sözleşmeler var. İnanılmaz kadrolaşmalar var. Bunları sırtlandı belediyeler yetmedi meclis çoğunluğu çoğu yerde CHP belediyelerinde olmadığı için yapmak istedikleri e, almak istedikleri kararların tamamı engellendi bilerek fiili olarak dolayısıyla belediye başkanlarının eli kolu bağlanmaya çalışıldı cumhurbaşkanı topal ördek yapacağım dedi yetkilerin önemli bir kısmı merkeze alındı e, para kullanılması kredi kullanılması noktasında e, önlerine engel çıkarıldı Dahası, dahası uluslararası buldukları kaynakları da belediyelere e, verilmesi noktasında her türlü engel, her türlü sıkıntı yaratıldı. Bütün bunlar yetmedi. Pandemi sürecinde belediyeler ayakta kalırken, bir de bunların üstüne, bir de bunların üstüne işte do, e, doların, euro'nun e, 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 yani dövizin 3 kat artmasıyla birlikte bütçeleri bir günde neredeyse üçte birine kadar e, düştü. Şimdi böyle bir tablo içerisinde Türkiye bu kadar kriz, bu kadar büyük, bu kadar açmaz içerisinde Hilal Hanım'ın bütün bunları bilmemesi mümkün mü? Hayır biliyor. Ama insaf olmadığı için bunları söylüyor ve kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Buna rağmen belediyelerin yaptığı yatırımları anlatmaya, değerlendirmeye devam etmeleri gerekir. Hilal Hanım'la ilgili e, devam edelim. E, Hilal Kaplan'ın da aralarında bulunduğu TRT yönetim kurulu üyelerine aylık 9 bin lira maaş veriliyormuş. Şimdi Aylık 9 bin lira maaş çok mu az mı? TRT gibi bir kuruma eğer katkı yapıyorsanız o ayrı bir tartışma. Bana sorarsanız liyakatle seçilmiş olan e, TRT üyelerine e, 10 bin lira da verilir, 15 bin lira da verilir. Ama neden? Hangi bağlamda? Unutmayın, TRT dünyanın en büyük e, basın kuruluşlarından, yayın kuruluşlarından biri. Kadroları itibariyle, genişliği itibariyle, sesini iletebilme itibariyle, uluslararası alanda e, yayıncılık yapabilme koşulları, teknolojik yapısı ve devletten aldığı güç ve e, oradaki kaynaklar itibariyle ve bizim evde otururken e, aldığımız her şeyden TRT'ye gönderilen paralarla birlikte e, ve üstelik seyretmediğimiz kanalı finanse etme sorumluluğuyla birlikte acayip devasa bir yapı. Bu tür yapılar dünyada örneğin BBC'de olduğu gibi temel ilkelerle yönetilir. Yani siz... Eğer yönetim kuruluna kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Örneğin bir iletişim profesörü, bir sosyolog, bir sosyal psikolog, belki bir pedagog, bir iletişim bilimci. Her neyse, belki bir Türkçe uzmanı, belki bir eğitmen vesaire. Bunları alırsanız ve burada bu yönetim kurulu nesnel tercihler yaparsa. Yani haber programları özgürce yapılırsa, diziler özgürce yapılırsa, e, örneğin TRT2 gibi e, kanallardaki sanatsal e, oluşumlarda gerçekten Türkiye'nin, yani sanatsal programları yapan insanlardan söz ediyorum, Türkiye'yi gerçekten temsil eden sanatçılara ses olanak verilirse, işte TRT'nin bütün kanallarında Arapça, Kürtçe yayınlar yerler yapılan yerlerde yetkin isimler olursa, o dev yapı içerisinde hesap verilebilir bir bütçe olursa, bu insanlara verilecek 10 bin liranın, 15 bin liranın bir anlamı olmaz. Lakin e, Sayın İlal Kaplan gibi e, kerameti kendinden menkul, gücü nereden aldığı belli olmayan isimlerin Türkiye'nin halkına hangi bilimsel ölçülerle, hangi deneyimle katkı yaptıkları doğrusu benim açımdan bir muamma. O yüzden bence paraya değil bu meseleye e, takılmakta yarar var. Devam ediyoruz. Yine... E, için işi şey içinden çıkamayacağımız olaylara, vakalara bakıyoruz ve hakikaten Türkiye'nin ne halde olduğunu somut bir şekilde gösteriyoruz. Adalet Kalkınma Partisi Urfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay, babasının dokunulmazlık kazandırdı, ona dokunulmazlık kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi araç kartını 48 bin dolara sattı. Şimdi bu olay teyitli bir olay mı onu bilmiyorum. Hazal bu belge ele geçti mi? Ancak bu olayın üzerine mutlaka ve detaylı konuşmamız lazım. Bu bir günün haberi, İsmail Aral'ın haberi. Dolayısıyla sorumluluk kendisindir ama ben bunun üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Eğer bu 48 bin doların satıl 48 bin doların böyle el değiştirerek bir ticari unsur olarak Türkiye'deki halkın dokunulmazlık hakkı verdiği vekilin kartının satıldığı vakası gerçekten doğruysa, hem Sayın Milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi gerekir, hem bu konuda hesap verilmesi gerekir, hem de bunun suç olarak yargılanması gerekir. Bu bir. İkinci mesele, aslında e, bu e, vekillerin, imtiyazlı olan insanların, sadece vekiller değil artık, bakanlar, yakınları, bürokratlar, nasıl hoyratça bu güçlerini kullandıklarının somut bir belgesi bu. Yani insanlar e, toplu taşımalarda, yeme içme kuyruklarında vesaire, e, çok ağır koşullarda yaşarken neredeyse e, parti partili olan herkes hatta neredeyse üye dahil olmak üzere imtiyaz kazanarak bir parti devleti örneğini bizim karşımıza somut olarak koyuyor. Parti devleti örneği dünyanın başka ülkelerinde de oldu, otoriter rejimlerde de oldu. Türkiye'nin kuruluşunda hani CHP'de bir parti devletiydi diyorlar ama yeni kurulmuş bir devlet sonuç itibariyle bunu aşmaya çalıştı, demokrasiye geçmeye çalıştı. Siz yıllar sonra yine skandal bir durumla e, toplumu karşı karşıya bırakıyorsunuz. Bunu da altını çizmek isterim. Bu olay üstü örtülebilecek bir olay değil. Devam edilmesi ve takip edilmesi gereken bir olay olduğunu düşünüyorum ve söylüyorum. Devam ediyoruz yine e, Türkiye'deki olup bitenlere. Araştırmalara göre yoksulluk artık kentin çeperlerinde değil, tam merkezinde. Şaşırtıcı değil. Dün size söylemiştim. 18 bin lira Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin e, yoksulluk sınırı haline gelmiş durumda. Kaç ailenin evine 18 bin lira girer? Bu ayrı bir tartışma. Ama girdiği zaman bile ancak hayatınızı idame ettirebilecek koşullara sahip olmuş oluyorsunuz. Yani bir felaketten söz ediyoruz aslında. Şehrin çeperlerindeki yoksulluk hep işte gece kondu mahalleleri, dar gelirli insanların yaşadığı yerler diye e, değerlendirilir ve bunun üzerine sosyolojik tahliller yapılırdı. Kent sosyologları bunu yapardı. Ama bugün geldiğimiz noktada beyaz yakalıların ve beyaz yakalı işçiliğinin de artacağını öngörürsek, iş arayanların, iş aramaktan vazgeçenlerin, gençlerin de şehrin merkezindeki hanelerde yaşadığını düşünürsek, işin bir felaket boyutuna geldiğini, Türkiye'deki yoksulluk meselesinin artık kangren olduğunu ve kimse e, kusura bakmasın önümüzdeki böyle bir sene, iki senede falan da değil, bana sorarsanız Türkiye'nin o da anlamlı politikalar sürerse 5 yılda biraz yol alabileceği, 10 yılda kendine gelebileceğini tahmin ediyorum. Sosyolojik olarak düşünürsek, sosyolojide kabaca ancak bu türden yıkımların 20 yılda onarılabileceği yönünde tezler olduğunu da hatırlatıyorum. Eğer İpek'ciğim hazırsan şöyle bir şey verelim, nedeni ona bella verelim. Bellamızı dinleyelim. Arkadan separatör atalım. Ben soluklanayım ve son 10 dakikamızı yine çok önemli ve gerçekten sarsıcı sorunlarla bitirelim.

Değerli dostlar, daha birçok meseleye gireceğiz. Özellikle bir Ali Erbaş meselesi yapacağız ama şu maske sorununu bir halletmemiz gerekiyor. Maske meselesi önemli bir mesele. Türkiye'de maske ile ilgili son karar e, dün çıktı ve e, maske kullanma zorunluluğu bütün alanlarda kaldırıldı. Şimdi e, aslında pandemi süreci şeffaf yürütülmediği için, pandemi sürecinde birçok e, yalan da e, söylendiği için biz Türkiye'nin yurttaşları olarak bu meselelere kuşkulu bakıyoruz. Ancak aşının e, son derece net ve önemli bir sonuç verdiği, aşının verdiği bu sonuçtan kaynaklı olarak aşama aşama özgürlüklerin önünün açıldığını Düşünüyoruz ve görüyoruz. Fakat tabii Çin'den gelen haberler yeniden bir salgın dalgasının olabileceği, Türkiye'de bu konuda önemli bir kuşku doğurabilecek ve yakın vadede büyük bir yıkım olabilecek bir salgınla karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor. Bir uyarı yaparak bitireceğim. Göçmenlerle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisinin açık sınır uygulamasının bir diğer ve önemli bir diğer ve önemli üzerinde düşünülmesi gereken açması da budur. Çünkü açık konu açık kapı politikası sürdürüldüğü zaman oradaki insanlardan herhangi birisinin hangi hastalığı taşıdığı, Türkiye'ye gelip ne yaptığını bilmiyoruz. Geçen gün çok değerli bir hekimle görüştüm. Türkiye'de neredeyse ortadan kalkmış olan toplum toplumda bilinen adıyla AIDS hekimlerin kullandığı adıyla HIV virüsüyle ilgili de artışlar olduğu söyleniyor. E Bir taraftan da bu pandemideki e, durumu düşünürsek açık kapı politikasının gelecek olan turistlere hiçbir şekilde aman para gelsin nasıl gelirse gelsin diye e, bakmanın önümüzdeki günleri de tehlikeli hale getirebileceğini size anımsatmak isterim. E, bu mesele biraz bana göre şeffaf götürülmediği için sorunlu. Bu arada bir dipnot bütün ama bütün ama e, bütün müzisyenlerin sorunu ya kardeşim pandemide maske bile gitti. 12'den sonra müzik yasağı olduğu gibi duruyor. Neden? Bu insanlar nasıl hayatlarını sürdürecek? Eğlenceye mi karşısınız? Gülümsemeye mi karşısınız? Ki bence öyle. Şimdi gelelim Ali Erbaş Bey'in durumuna. Ali Erbaş Bey yaptığı çıkışlarla birlikte benim gibi pek çok insanı eskiden hayrete düşürüyordu. Sonra kızdırmaya başladı. Şimdi ise aslında bir mizah unsuru olmaya doğru hızla ilerliyor. Diyanet İşleri Başkanı, Ali Erbaş bence bir itirafta bulunarak bize bakıp Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız. Tam da e, yerine geldik. Tam yerine rast geldik diye diyor ya e, Levent abi, Levent Kırca onu da analım. Elbette ki gerçekten imanlı olan bir insanlar Türkiye'de İslamiyet diye yaşanan şeye herhalde imrenerek Biz de böyle olalım demiyordur diyorsa da herhalde sizin bu rol model olduğunuz durumun takdir edilecek bir tarafı yoktur Sayın Erbaş çünkü Türkiye'de tarikatlar, cemaatler eliyle müthiş bir zenginleşme, bu zenginleşme içerisinde e, müthiş bir ilişki ağı, bir iman adı altında e, kim olduğu belli olmayan bir tür meczuplar organizasyonuna iradeni devretme ve bu iradeni devrettikten sonra da her türlü kepazeliğin tecavüz başta olmak üzere yapılması orada öylece duruyor. Devam ediyoruz. Bir lokma bir hırka diye ortaya çıkan insanların Sayın Cumhurbaşkanı örneğinde olduğu gibi saraylarda oturması ve onun çevresindeki çıkar çevrelerinin halkın malını, halkın kaynaklarını en zalim şekilde kullanması bu da ortada bunu da e, görüyoruz. Ve dahası bütün bunlar e, üzerinden e, bu güç devşirmesiyle, bu güç zehirlenmesiyle birlikte en küçük birimde bile zorbalaşma, okuldaki öğretmenlere okul müdürlerinin baskı yapmasından tutun yüksek öğretim kurumlarındaki e, kim oldukları belli olmayan rektörlerin bu yolla atanması, üstelik ibadethanelerin insanların gözüne sokulur halde büyümesi, lakin içinde ahlaktan, ve içinde imandan söz edilemeyecek derecede büyük bir iktisadi dönüşüm olması ve en önemlisi Ali Erbaş'ın arabaları, harcadıkları paralar, Diyanet'in bütçesi örneğine falan baktığımız zaman zaten kimse bunu savunacak halde olamaz. Kaldı ki Numan Kurtulmuş Bey'in söylediği Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular sözü de ortaya da Harun gibi gelip Karun gibi olanların yanında sayın Dur sayın Numan Kurtulmuş'un olması ayrıca tarihsel bir ironi tabii ama bu meseleye baktığımızda Sayın Erbaş'a ilk defa teşekkür etmek zorundayız. İnsanlar inançlı bile olsun istiyorsa çocuklarını herhalde şöyle diyorlardır. Bakın bütün bu yapılanlar din değil, bizim bildiğimiz din budur evladım diyorlardır herhalde. Sonra Türkiye'de ve dünyada deist niye artıyor, ateist niye artıyor, agnostik niye artıyor diye oturup dertlenir böyle dindarlar. Devam edelim. E, meselemize sırada yine e, sarsıcı meseleler var e, ve bu barınma krizi olayını biraz e, gündeme getirmemiz gerekiyor. Dehşet bir tabloyla karşı karşıyayız. Değerli dostlar Türkiye'de şu anda yaşanan şeyin e, belki yakın çevrenizde yavaş yavaş hissediyorsunuz ama asıl salgın bu. Asıl salgın bu çaresizlik büyüyor korkunç bir tabloya geliyor. Kent merkezde kent merkezindekiler şehir çeperlerine göçüyor diyorlar. Boşalan evlere ya yabancılar ya da zenginler yerleşiyor. Şimdi gerçekten vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Eskiden mesela Kadıköy'de oturmaya kalktığınız zaman orayı önemli bir örnek olarak veriyorum. Kadıköy her türden insanın yaşayabileceği bir yerdi. Ne bileyim modada oturanlar biraz daha e, lüks koşullarda yaşarlardı ama e, aşağıdaki sokaklarda yaşayan insanlar da kendi paralarına göre orada barınma olanağı bulurdu. Gençler orada olurdu. E, işte bir tevazı aileler orada olurdu. Hayat sürerdi. Kadıköy biraz çekim merkezi oldu. Kabul. Ama son durumdan sonra artık herhangi bir kişinin Kadıköy'de oturma olanağı yok. Daha ileri götüreyim size. E, örneğin Kadıköy yolunuz düştü ve otoparka bırakacaksınız. Sabah bıraktığınız öğleden sonraya kadar sürecek 80 lira 100 lira para alıyorlar. Yani öyle bir hale geldi ki herhangi bir kimsenin kentin olanaklarından faydalanması falan mümkün değil. Orada barınması hiç mümkün değil. Bu sorun ciddi bir sorun. Kirada oturan insanlar kara kara düşünüyorlar. Bu kiraların ödenmesi mümkün değil. Kira yenilenme dönemlerinde 2 lira olan şey 5 lira istiyor ev sahipleri. Argümanları da şu. Yahu diyor hayat pahalılığı arttı. Ben sana zam yapmazsam ben nasıl geçineceğim diyor. Hadi diyelim tek evi olup onu kiraya verenler için anlaşılabilir ama bu tamamen bir servet ve ticaret alanı olarak da e, görülüyor. Büyük paraların döndüğü bir alana geliyor. Türkiye'deki çöküşün biri de bu konut meselesinde olacak. Hem toplumsal çöküşün hem de öte taraftan e, iktisadi çöküşün bir kaynağı olacak. Bunun altını çizmek isterim. Bu meseleyi, bu meseleyi düşünmek lazım. Özellikle büyük şehirlerde artık barınma, barınma sorunu çok 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 büyük bir sorun. Özellikle öğrenci şehir dışından buraya yaşamak için gelenler falan için mümkün değil. Yabancılar dediklerinde de buradaki arkadaşlarımın yazdığı gibi parası olan yabancılar. Zenginler zaten halkın kanını sömüren iş yerlerinde falan oluyor ama bu mesele bence büyük bir mesele. Ve Ömer Çelik Bey. Ee, bir de oraya girelim bakalım. Ömer Çelik Bey sıkça karşımıza e, çıkıyor ve yine bu karşımıza çıkma e, meselesinde radikal bir söz söylemiştim. Biraz da bunun üzerinde konuşup herhalde programı kapatacağız. Ömer Çelik Bey diyor ki hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. <laughs> Şimdi Sayın Çelik nerede yaşıyor bilmiyorum ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Şu anda önümüzde zamanımız olsa ve Merdan Bey bize izin verse şurada başlayıp bu saatten gece yarısına kadar Cumhurbaşkanı'nın bizi nasıl tehdit ettiğini defalarca size sayabilirim. Son dakikaya ele alalım. Son dakikayla birlikte de bir konuşalım. Bülent Arınç Bey tweet atmış. Bülent Arınç Bey demiş ki, adalet herkese lazım, alın size yeni bir kocaman gündem. Ne diyor e, Sayın e, Bülent Arınç Bey? Ad sıfatı Rabbimizin isimlerinden biridir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir. Şimdi ben burada nasıl da, şuydu buydu falanlara girmeyeceğim. Ana fikir adalet en temel <laughs> ihtiyaç diyor. Ve sonuç itibariyle bu tweetleri görebilirsiniz arkada kalsınlar. Bunları sağlamayanlar da zalimdir diyor. Tabii bunu şöyle tartışabiliriz. Az önce Sayın Çelik'in söylediğiyle bunu örtüştürebilirken aynı kabinede, aynı ideolojide, aynı yerde olan insanlar bir tür itirafa başlıyorlar. Çünkü Sayın Bülent Arınç'ın şunun cevabını vermesi gerekiyor. Bu söylediklerinin yanında ben adilim ve ben de suç işledim demesi gerekiyor. Hangisi evine e, suikast yapılacak diye yok efendim krokiyi yuttular. Bu krokiyi yuttuktan sonra bilmem ne falan denip e, dönemin genelkurmay başkanının kozmik odalarını açıp daha sonra sahte e, yargılamalarla insanları mapusa e, tıkmış olan bir kişiden söz ediyoruz. Unutmadık hatırlatacağız. Bu söyledikleri doğru mu? Doğru ama insana derler ki atı alan Üsküdar'ı geçti. Hatta alan Üsküdar'a geçti. Çıkın bir basın toplantısı yapın. Eski bakanlar, eski e, neyse bürokratlar vesaire dizin arkanıza. Biz şu günahı işledik. Üstelik de şu 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 şu, şu dini sebeplerden dolayı işledik. Biz öyle bakmıyoruz. Laik bir yerden bakıyoruz ama söyleyin biz de görelim. Evet ben sözü Engin Altay'a bırakıyorum. Ardından da Begüm Han e, gelecek. Begüm Han'ı kaçırmayın. Begüm Han Türkiye'nin en iyi programcılarından biri. Ben buradan ayrılırken yarın saat 11'de görüşmeyi e, diliyorum. Yarın saat 11'de yine anlatacaklarımız var. Engin Altay Bey de e, sözü kısa keserse Begüm Han'a çabuk bağlanırsınız. Hoşçakalın.